pazarlar bugün 19 Ocak. Gündemdeki gelişmeleri her zaman olduğu gibi saat 13 bülteninde sizlerle paylaşacağız ama gelin öne çıkan başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin'deki Libya zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Yunanistan Berlin zirvesine davet edilmediği için oldukça rahatsız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşlarıyla görüşmeler yapıyor Berlin'de ve 97 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit bugün son yolculuğuna uğranacak. Rahşan Ecevit devlet mezarlığına eşinin yanına defnedilecek. Daha fazlası için buyurun başlayalım. Türk Metal Sendikası'nın büyük Bursa mitingi başladı. Biz de kameralarımızı Bursa'ya çeviriyoruz. Seda Aküz karşımızda olacak. Devran döndü, gün bugündür. Hoş geldiniz. Direne, direne kazanacağız. Adımları gök gürültüsü kadar güçlü. Türküleri ateşten, bayraklar umut olan kardeşlerim, bacılarım, hoş geldiniz. Bu büyük mitingimize destek veren her iş kolundan sınıf kardeşlerimiz, örgütsüz işçiler, esnek, kuralsız, güvencesiz çalışanlar, asgari ücretliler, emeklilikte yaşa takılanlar, kadınlar, gençler, ezilenler, sömürülenler, hor görülenler, insan yerine konmayanlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yaşasın sınıf dayanışması. Dostlarım, bu büyük miting, bu coşku, bu şölen yalnızca metalikçilerin toplu sözleşmesi için değildir. Bu görkemli buluşma, bu ülkede ezilen, emeğin hakkını alamayan, susturulan, bastırılan, insan yerine konmayan milyonlar içindir. Bu büyük miting, yalnızca metalikçisinin hakkını vermeyen, mese karşı değil, emeği hor görülenlere, hakkı verilmeyenlere cevap vermek, evet, biz buradayız. Buradayız demek içindir. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Bu büyük buluşmamız Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı, yeter artık, bıçak kemiğe dayandı diye seslendiği bir haykırıştır, bir direniştir. Buradan, emeğin bu kutsal kürsüsünden, hak için, ekmek için, gelecek için, mücadele eden tüm emekçilere, bu ülkede aş için, iş için, mücadele eden tüm emekçi dostlarıma, selam olsun, selam olsun, selam olsun. Türk Metal, Türk Metal, güçlü güçlü Türk Metal. Türk Metal, Türk Metal, güçlü güçlü Türk Metal. Türk Metal, Türk Metal, güçlü güçlü Türk Metal. Değerli arkadaşlarım, 7 Ekim 2019 günü 130 bin metal işçisi için İşveren Sendikası MES'le masaya oturduk. Tüm iyi niyetimizle metal emekçilerin hakkı için, alın terinin karşılığı için altı oturumda masada mücadele verdik. Tek amacımız hakkımız olanı almaktı. Son 2 yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri toplamaktı. Fazladan hiçbir şey istemedik. Yalnızca emeğimizin karşılığını, çoluk çocuğumuzun geleceği için, yani insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik. Ama onlar bizi anlamadılar. Dinlemediler.
bizi görmezden geldiler. Çünkü onların kulakları sağır, gözleri kör, kör. Bizi duymuyorlar, bizi görmüyorlar. Sanıyorlar ki o çarklar kendiliğinden dönüyor, o bacalar kendiliğinden tütüyor. Sanıyorlar ki bir sihirli el dokunuyor ve metal sektörü ihracat rekorları kırıyor, şampiyon oluyor. Kendinize gelin beyler, kendinize gelin. Hey, onları biz yaptık. Şaşırma, sabrımızı taşırma. Hey ben şaşırma, sabrımızı taşırma. Hey ben şaşırma, sabrımızı taşırma. Değerli arkadaşlarım, biz çalıştık, biz ürettik, biz kazandırdık. Ama maalesef karşılığını alamadık. Size enflasyon kadar zam yeter, %6'ya razı olun dediler. Yetmedi, televizyona çıktılar. Eğer grev kararı alınırsa, nasıl olsa ertelenir, yüksek hakeme gideriz, enflasyonu bile alamazsınız dediler. Yani bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu açlıkla tehdit ettiler. Hiç çekinmeden yaptılar. Televizyondan milletin gözünün içine baka baka konuştular. Yahu insaf, insaf ayıptır, günahtır, yazıktır. Biz işimize, işlerimize hamusumuz gibi sahip çıkıyoruz. Bu bacaları biz tüttürdük. O çarkları biz döndürdük. Karlarınıza o karları biz kattık. İhracat rekorlarını biz kırdırdık. Sizi biz şampiyon yaptık. Biz şampiyon yaptık. İş ekmek yoksa barış da yok. Değerli arkadaşlarım, bunları söyledik ama nafile. Çünkü dostlarım dedim ya, onların kulakları sağır sağır, gözleri kör kör. Ama artık sabır taşı çatladı, çatladı. Başka çaremiz kalmadı. Eylemlere başladık. Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi, kısa süreli iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. On binlerle alandayız. Yetmezse yarın vallahi de billahi de yüz binlerle geleceğiz. Yüz binlerle. Yağmur çamur demeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Değerli arkadaşlarım, o duymayanlar bizi duyana kadar, o görmeyenler bizi görene kadar durmayacağız, durmayacağız, direne, direne kazanacağız, direne direne kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Değerli kardeşlerim, geçen hafta bizi yeniden masaya çağırdılar. Umutlandık. Dedik ki patronlarımız herhalde insafa geldi. Hayatın gerçekleriyle yüzleşti. Bize makul bir teklifte bulunacaklar. Gittik, oturduk. Tekliflerini lütuf gibi 2 puan arttırdılar. Bizimle dalga geçer gibi. Alın size %8 dediler. Bakın, 3 yıllık sözleşmeyi, esnek çalışmayı, kısal yemi, ikramiyelerin yıl sonunda ödenmesini, denkleştirmeyi, yani kazanılmış bütün haklarımızı elimizden almak istediler. Metal işçileri, dostlarım, size soruyorum, bu dayatmaları kabul edecek misiniz? Edecek misiniz?
Biz de etmedik. Biz de etmedik. Yine masadan kalktık. Şimdi yeni bir aşamadayız. Eylemlerimizi arttıracağız. Mücadelemizi büyüteceğiz. Daha çok direneceğiz. Daha çok direneceğiz. Var mısınız? Var mısınız? Dostlarım, MES bizi yarın sabah görüşmeye çağırdı. Gidip yeniden masaya oturacağız. Ama başta 3 yıllık sözleşme olmak üzere o masada olduğu sürece bize yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada oturmayacağız. Eylemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Değerli arkadaşlarım, yine iş durduracağız. Bunu arttırarak devam ettireceğiz. Çarşamba günü grev kararımızı aldık. Günü geldiğinde inanın uygulama kararını da alacağız. Duymayanlar bizi duyana kadar, görmeyenler bizi görene kadar durmayacağız. Hep birlikte haykıracağız. Hep birlikte eylemse eylem, grevse grev, grevse grev. Grev hakkımız, söke söke alırız. Grev hakkımız, söke söke alırız. Değerli arkadaşlarım, MES bize ısrarla enflasyondan söz ediyor. Ne enflasyonu bu arkadaşlar? Kimin enflasyonu? Efendim, TÜİK enflasyonu diyorlar. Biz o enflasyonu tanımıyoruz. Tanımıyoruz, inanmıyoruz, inanmıyoruz. Vur, vur, dinlesin. MES bizi dinlesin. Vur, vur, dinlesin. MES bizi dinlesin. Vur, vur, dinlesin. MES bizi dinlesin. Değerli arkadaşlarım, bizim enflasyonumuz burada. Sokakta, çarşıda, pazarda, bu meydanda, bizim enflasyonumuz mutfakta, mutfakta. Yılgınlık yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Buradan sesleniyorum. Siz bu enflasyon rakamlarını icat edenler, siz hiç pazara gidiyor musunuz pazara? Gidin pazara da bir görün bakalım. Soğanın, patatesin kilosu kaç para? Bir gidin de görün. Biz neler yaşıyoruz, ne sıkıntılar çekiyoruz. Biz bu açıklanan resmi enflasyona göre sözleşme yapamayız, yapmayız. Bu rakamların bizim gerçeğimizle uzaktan yakından ilgisi yok. Buradan TÜİK yetkililerine sesleniyorum. Alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin bize. Biz de gidip oradan yapalım. Sadaka değil toplu sözleşme. Çünkü biz ekmeği, peyniri, zeytini sizin verdiğiniz fiyatlara bulamıyoruz. Biz enflasyon sepetine koyduğunuz tenis topunu, yurt dışı tatilini, parfümü rüyamızda bile göremiyoruz, rüyamızda. Yeter artık, yeter. Bu milleti kandırmayın. Bizi aptal yerine koymayın. Bizim karnımız ete aç, peynire aç, zeytine aç. Ama sizin palavralarınızda tok. Sizin yalanlarınızda tok. Tok, tok. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.
değerli arkadaşlarım, biz ne istiyoruz? Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Alacak mıyız? Alacak mıyız? Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Alacak mıyız? Alacak mıyız? Değerli arkadaşlarım, biz işimiz olsun, tezgahımızda çarklar dönsün, ocağımızda tencere kaynasın istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz değerli arkadaşlarım? Çok şey mi istiyoruz? Zafer ülkede... direnen emekçinin olacak. Değerli arkadaşlarım, biz bu ülkede insan gibi yaşamak istiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz. Üretmek, kazandırmak, kazanmak istiyoruz. Ürettik mi? Evet. Kazandırdık mı? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Elbette kazanacağız değerli arkadaşlarım. Elbette kazanacağız. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Değerli arkadaşlarım, bu mücadele Türk metalin onur mücadelesidir. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Çözüm için nasırlı ellerimizde, çözüm bizim nasırlı ellerimizde, bizim yüreklerimizde. Bu işi biz çözeceğiz. Çözmeden de bu yoldan dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz, dönmeyeceğiz. Vallahi de dönmeyeceğiz, billahi de dönmeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Değerli kardeşlerim, patronlarımız ekonomi kötü. İşler durgun diyorlar. Evet, bunu biz de biliyoruz. İş yerlerimiz bizim için vatan kadar kutsaldır. Biz işimize, iş yerimize sahip çıkıyoruz. İhanet etmeyiz. İşimizi, iş yerimizi namusumuz gibi koruruz. Kara çaldırmayız. Ama biz enayi yerine konmayı da kabul etmeyiz. Emeğimizin, alın terimizin çalınmasına izin vermeyiz. Biz sabırlıyız. Sabırla bekleriz. Ama bizim sabrımız taşarsa işte böyle. Yollardan gelir, sel gibi akarız. Sel gibi akarız. Yağmur çamur demeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Değerli arkadaşlarım, bugün geldik, inanın yarın yine geliriz. Hem de daha fazla geliriz. Buradan MES yöneticilerine sesleniyorum. Bizim sabrımızı zorlamayın. Bizi sınamaya kalkmayın. Ey bizi görmezden duymazdan gelenler. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Bizi hafife almayın. Size rahat huzur vermeyiz. Bu meydanları size dar ederiz. Bu gök kubbeyi başınıza vallahi de yıkarız, billahi de yıkarız. Hey MES, şaşırma, sabrımızı taşırma. Değerli arkadaşlarım, biz her şeye rağmen umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Bir yandan eylemlerimize devam ederken, diğer yandan işverenlerle sosyal diyalog girişimlerimiz devam ediyor. Biz her şeye rağmen bu işi masada çözme umudumuzu koruyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki bu mücadeleden yüzümüzün akıyla da çıkacağız. Sizden ricam, sendikanıza güvenin. Türk Metal'e güvenin. Türk Metal'in örgütlü 200 bin üyesine güvenin. Kardeşlerinize güvenin. Dostlarım, unutmayın. Asla yalnız değilsiniz. Yalnız olmayacaksınız.
Türk iş üyesi kardeşlerimizin yürekleri günlerdir sizinle çarpıyor. Onların bir bölümü bugün burada, aramızda. Burada olmayanların da gözü kulağı sizlerde. Diyorum ya, siz işçi sınıfının yüz akısınız. Buz kıran gemisiniz, buz kıran gemisisiniz. İşçi sınıfının yolunu siz açacaksınız. Bu sömürü düzenine, bu ucuz işçilik düzenine, bu kara düzene siz son vereceksiniz. Başta da söyledim ya, bu miting bir direniş, tüm işçi sınıfının ortak direnişidir. İşçi sınıfının kalbi bugün buradadır, bu meydandadır. Artık hepimiz için ya sırtıdır ya karnıdır, başka yolu yoktur. Yılgınlık yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Zafer direnen emekçinin olacak. Değerli arkadaşlarım, ya hep birlikte bu direneceğiz, kazanacağız ya da bize dayatılan bu kara düzene razı olacağız. Dostlarım, kardeşlerim, bu kış gününde sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. Bugün buraya geldiniz. Sel gibi aktınız. Tarih yazdınız, tarih. Sizlerle gurur duyuyorum. Hepinizi tek tek alnından öpüyorum. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. Şu anda tezgahları başında alın teri döken kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Mitingimize Bursa dışından katılan kardeşlerime evlerine dönerken kazasız, belasız iyi yolculuklar diliyorum. Buraya yüreklerimizde umut ve inançla geldik. Türkiye'nin dört bir yanından küçük gruplar halinde yola düştük.